Bugünkü konumuz koleksiyonlarla ilgili. 2021 için bazı koleksiyon tavsiyelerinde bulunacağım. Arkadaşlar şimdi ben bu tavsiyelerde bulunurken şunu söylemek istiyorum öncelikle. Ben bir sanatçıyım, ben bir ressamım. Benim eserlerimle ilgili aşağıdaki linkte yani benimle ilgili web siteme gidip bakabilirsiniz. Şimdi benim dediğim gibi ben bir sanatçıyım. Bu konuda koleksiyon konusunda bir expert değilim. Bir uzman değilim. Bu sadece benim kişisel tavsiyelerimdir. Ben bu koleksiyon programını yürütürken kendi resimlerimi alın diye hiçbir söz konusu olmayacak. Benim kendi resimlerimi tavsiye etmeyeceğim. Ben sadece ve sadece benim kendi elimdeki, yani benim kendi satın aldığım koleksiyonumdaki eserleri sizlerle paylaşacağım. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki, benim bu elimdeki eserleri satmak gibi, size satmak gibi veya satmaya çalışmak gibi hiçbir endişem yoktur ve satılık değildir efendim. Benim bu sanat eserlerini elimde bulundurmaktan son derece mutluyum ve uzun süre saklamayı düşünüyorum. Değerleneceğine inanıyorum. Sevgili arkadaşlarım, benim bir resim satın alırken ki kriterlerim şunlardır. Bir, en azından ustalık dönemine, ustalık seviyesine ulaşmasını tercih ederim. Bu ne anlama gelir? İnşaat ustası olmak isteyen birisi bir işe başlar, orada çırak olur, işi öğrenir, sonra kalfalı seviyesine geçer belli bir süre sonra. Daha sonra da usta olur. Ustanın alacağı maaşla kalfanın, çırağın alacağı maaş farklıdır tabii ki. Benim kriterlerim de buna benzer. Ustalık seviyesine ulaşmış olması gerekir. Bu ne demektir? En az benim kriterim en az 20 yıl ve üzeri sanat piyasasında faaliyette olması gerekir. Eserlerinin müzelerde olması gerekir. Diyelim ki Türkiye şartlarında müzelerde, çağdaş sanat müzelerinde yer alamadığını farz edersek, ama galerilerde faal durumda olması, sürekli sergiler açması önemlidir. Kriterlerden bir tanesi de budur. Satıp satmaması önemli değildir. Belki hayatı boyunca bir tane de satmış olabilir, benim için o kriter değildir. Ama belli bir çıraklık döneminden belli bir uzun bir hayatın uzun bir dönemini sanatla geçirmesini geçmiş olmasını önemli bulurum. Bir taraftan trend yapıyor mu? Resimleri piyasada el değiştiriyor mu? Ve piyasa şartlarında fiyatları yukarı doğru çıkış var mı? Türkiye şartlarını ve koşullarını değerlendirdiğimizde hedefimiz sadece Türkiye değildir ama şu anki konumda o görünüyor. Türkiye'deki sanatçıların bir trend yaptığı görünmemiştir. Şunu niye diyoruz ki? Diyelim ki ben 100 liraya aldığım bir resim, sanat eseri bir sene sonra, 3 sene sonra veya 5 sene sonra bunun fiyatı kalkıyor mu efendim? Trend budur. Ben 100 liraya almışsam 2-3 sene sonra bu 2 katına, 3 katına ve giderek artıyor mu? Trend budur. Türkiye'de maalesef bu yok. Çok büyük eksikliktir. Auction house'lar ve sanatla ilgili yerler var olmasına rağmen, büyük çaba göstermelerine rağmen maalesef bunu geliştiremediler. Gelişmedi. Tabii ki müzeler çok önemli. Ben müzelerde sanatçıların eserlerinin bulunmasını önemli buluyorum. Çünkü eserler müzelerde olduğu zaman ne oluyor? Alıcıların gözünde eserler daha da bir değer kazanıyor. Sanatçıların değeri artıyor. Trend artıyor. Trendin olması, yukarı doğru bir trendin olması için şey olması gerekiyor, yani müzeler olması gerekiyor. Müze olmazsa zor. Arkadaşlar kimler, niçin resim alıyor? Bu konuya değinelim. Birincisi, eğer siz yeniyseniz, yeni işte diyelim ki okulu bitirmişsiniz falan, ilk serginizde açıyorsunuz,
efendim en sizin en büyük yardımcınız, en yakınınızdaki olan arkadaşlarınız, dostlarınız, ailenizdir. Onlar size, sizi sevdiği için sizin resimlerinizi anlamamış olsalar dahi size yardımcı olmak anlamında size resim ararlar. Bu çok güzel bir şeydir başlangıç için. İkincisi, kişinin evinin dekoruna uygun. Diyelim ki yatak odasına veya oturma odasındaki kanepeye, onun rengine, onun işte masanın rengine veya koltuğun işte konumuna göre veya rengine göre, biçimine göre bir resim alma üçüncü alıcı kesim ise bilerek, araştırarak, belli bir bütçeyi ayırarak sanat eseri alan ve bunu ileride tekrar satarak yatırım amaçlı resim toplayanlar vardır. Bu ticaridir. Bu sizinle direkt temas etmezler. Bunlar, bu alıcılar ne yaptığını, ne yapacağını, ne alacağını bilen kesimdir. Direkt galerinizle, sizin temas ettiğiniz, çalıştığınız galerinizle temas ederek profesyonel bir şekilde satın alırlar. Eğer müşteriniz sizden resim almışsa, almak istiyorsa, birçok benim karşılaştığım şunlar vardır. Evine götürüp denemek ister. Yani hemen direkt almaz. Bazı sanatçı arkadaşlarım buna karşılar. Yani bu bir risktir. Resimin kimin aldığı veyahut o resmin sanat eserinin geri dönüp dönmeyeceği konusunda bir risk taşır. Bu sizin risk alabilme durumunuzla ilgilidir. Ben şahsen çoğu zaman eserlerimi evinde denemek isteyen müşterilerime izin vermişimdir. Bir güvendiğiniz, tanıdığınız müşterilerinizde daha önce sizden resim almışsa bunu yaparsınız ama yeni hiçbir tanımadığınız birisi tabii sizin kişinin resim bu konuda risk alabilme durumuyla ilgilidir. Risk alabiliyorsanız resminizi verirsiniz. Risk alamıyorsanız, almak istemiyorsanız resminizi vermezsiniz ama ben çoğu zaman vermişimdir. Sakınca görmedim. Çünkü neden? Bu önemlidir. Birisi sizden resim satın aldığı zaman onu evine götürüp birkaç gün denemek ister. Yani o resminizle o evin ortamıyla uyum sağlayacak mı? Çünkü bu kişi, alan kişi sizin resminizle yaşayacak. Her sabah kalktığı zaman sizin resminizi görecek. Çocuklarıyla, eşleriyle birlikte, eşiyle birlikte aynı ortamda sizin eserinizle birlikte yaşayacak. Yani siz bir evin parçası, eseriniz evin bir parçası olacak. Yani o evin, bu evin, mekanın sizin enerjinizle, sizin sanat eserinizle orayı dolduracaksınız. Bunlar çok önemlidir. Bir de şeyi unutmayın. Önce birisi sizden bir resim aldı. O sizin önce müşterinizdir. Sonra sizin arkadaşınız olur. Temasınız sürdüğü sürece. Bazen resimlerinizi, satın aldığı resimlerini değiştirmek isteyebilir. Çünkü siz bir dostluk kuruyorsunuz müşterinizle. Sizin, yani sizin eserlerinizde yaşıyor, sizle ne bileyim değiştirmek istiyor, bazen atölyenize gelmek istiyor, görmek istiyor yeni işlerinizi. Bunlar çok önemlidir. Yani kapınızı açık tutmanız gerekiyor arkadaşlarım. Eğer değişimlere, diyelim değişim ve dönüşümlere hayır derseniz, ben sattım, siz aldınız bitti bu iş derseniz, o zaman arada bir soğukluk oluyor. Yani sanki adam kazıklanmış gibi bir duygu içerisine girebilir. Onun için benim tavsiyem bu konularda açık bir kapı bırakmanızı tavsiye ederim. Değiştirsin, fark etmez. O biraz üç aşağı beş yukarı bir fiyatta anlaşırsınız. Efendim, konuyu çok uzattık. Şimdi konuyu, asıl konumuza, koleksiyon konusuna tekrar dönecek olursak, şunu söylemek istiyorum. 1980 olayları Türkiye'nin çok karışık olduğu dönemlerde ülkesinden ayrılmak zorunda kalan ve benim
benim mütevazi sanat koleksiyonumda yer alan bir sanatçımız var. Bunu çoğunuz tanıyorsunuz. Çoğunuz eserlerini görmüşsünüzdür. Benim kriterlerime uyuyor. Sara Bilge Çağlar. Türkiye'de ayrıldıktan sonra Amerika'ya yerleşen ve uzun süre orada yaşamak zorunda kalan ve kardeşiyle birlikte Amerika'dan Kanada'ya gelerek bir galeri açan Sara Hanım'ın bir resmini, Sara Bilge Çağlar'ın bir resmini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu resmi evimde kendi koleksiyonumda bulundurmaktan hakikaten gurur duyuyorum. Çok sevdiğim eserlerden bir tanesidir. Kendisini de şahsen tanıyorum. Yani benim kriterlerimin diye bir tanesi de eserini satın alacağım kişiyi çok yakından tanıyor olmam. Onunla belli bir mesafeyi yürümüş olmam gerekiyor. Bu Sara Hanım da bu kriterlere uyuyor efendim. Kriterlerimiz neydi? En az 20 yılın üzerinde bir sanat geçmişi olacak. Sara Hanım'ın 30 yıllık bir sanat galerisi sahibi oluşu ve resimle yoğun olarak sanatla uğraşıyor oluşu kriterleri ne oluşturuyor ve saymadığım ama ve yüzün üzerinde sergi açmış oluşu ve birçok sanatçıya kapılarını açarak galerisinde sergiliyor oluşundan dolayı benim kriterlerimin hepsine uyuyor ve 2021'in satın almanız resim koleksiyonunuza eklemenizi önerdiğim işlerden bir tanesi de Sara Bilge Çağlar'ın çalışmalarıdır. Benim görüşüm, gördüğünüz yerde sergisini veyahut linkini de aşağıda paylaşacağım. Oradan gidip işlerine, çalışmalarına bakınız. En az bir tane almanızı tavsiye ederim. Sara Hanım'ın bende birkaç tane, 4-5 tane işi var. Her bir programda çeşitli sanat, yani YouTube programlarında bunlardan birer tane bahsedeceğim. Her programda bir tane sanatçıdan bahsedeceğim. Yani onun tüm işlerini değil de bir tane eserini ortaya çıkarıp bahsedeceğim. Efendim, 25 yıl, 30 yıllık bu resme bakıp da bunu ben de yaparım. Bu son derece şey falan gibi düşüncelerimiz olmasın. 30 yıllık, 25-30 yıllık bir geçmişiniz varsa sanatta bir şey yapmanız da gerekmiyor. Bir çizgi atmanız bile onu sanat eserine dönüştürebilir. Bu bir 30 yıllığın sonunda bir çizgi atıyorsanız ve kanvasın içine onun bile bir alıcısı bulunacaktır. Ama bir ustalık dönemine ulaşmış olmanız gerekiyor. Sara Hanım'ın bu eseri benim gönlümde ayrı bir yeri vardır. Çok da sevdiğim bir sanatçıdır. İşlerini de seviyorum. Kendisiyle de çok yakın arkadaşlığımız vardır. İşlerini de takip ediyorum. Kendisini de bir sanatçı olarak takip ediyorum. Ve öneriyorum efendim. Almanızı öneriyorum. Çünkü değerli bir şahsiyettir. Değerli bir sanatçıdır. Programımızı sizinle çay içerek sohbet etmiş olduk. Çok güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Videolarımızı dinlemeyi, izlemeyi unutmayın. Efendim abone değilseniz abone olun. Lütfen güzel şeyler yapacağız beraber.